Senin ne işin var burada it? Ha? Gizli gizli böyle fare gibi girdiğine göre beni öldürmek mi niyetin? Cesaretin var mı beni öldürmeye ha? Nasıl yaparsın bunu Asya ya? Hem de sevdiğini söylediğin bir kadına. Sen hastasın oğlum. Hasta takıntılı birisin sen. Bütün bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Duydun mu beni? Mahir. Seni köpeğin de kurtaramaz bu saatten sonra. Bütün bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Allah kahretsin. Adamlar kapıda. Doğru zamanı kollamam gerekiyor. Bu kale kapısına diktiğin adamların var ya, bu sefer onlar da koruyamayacak seni. Adnan. Seni ablamla konuşmam lazım. Geç olmadan konuşmam lazım. İnşallah izin verirler. Komiser izin verdi. Telefon hakkınızı kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alo Şenay abla. Şenay abla benim içim hiç rahat değil. Aslı ne oldu? İyi misin? Orada bir şey olmadı değil mi? Yok öyle bir şey değil. İçim hiç rahat değil Şenay abla. Ben gerçekleri Mert'e anlatmamalıydım. Hiç iyi etmedim. Aklım onda kaldı şimdi. Başını belaya sokacak benim yüzümden. Söylememeliydim. Çok üzüldü. Çok kahroldu. Adnan'a da çok öfkelendi tabii. Ben ona zarar vermesinden korkuyorum Şenay abla. Ya ona bir şey yaparsa, ya başını derde sokarsa. Mert'i tanımıyormuş gibi ne konuşuyorsun? Aptal kafam. Canım benim. Bak, bir gariplik olduğu zaten belliydi. Biz çok uzun süre bunun ne olduğunu anlamaya çalıştık. E sen de hiçbir şey söylemedin. Ama nereye kadar saklayacaktın ki Asya sen bunu? Bak şimdi her şey ortaya çıktı. Bir hal çare bulacağız yani. Elinde sonunda seni bu işten kurtaracağız. Ben kurtulamam artık Şenay abla. Ben kendimden geçtim. Benim derdim Mert'i almasın. Gözün onun üstünde olsun olur mu? Göz kulak ol, bir şey yapmasın. Tamam mı Şenay abla? Canım benim. Tamam, ben onu halledeceğim. Onu göz hapsine alacağım. Merak etme. Benden habersiz öyle adım falan atamaz bir yere. Sen de kendini oralarda bak yiyip bitirme, tamam mı? Olan olmuş. Bundan sonra çözüm arayacağız artık. Zaten aklım sende. Bir de şimdi böyle Mert Mert deyip benim içimi dağlama artık, ne olursun. Anne. Annem nasıl? Son gördüğümde hiç iyi değildi. Aklım onda kaldı. Beni görmeyince iyice kötü olmuştur o. Kendine geldi gibi. Yani şimdi bir de onu düşünüp oralarda harap olma, tamam mı? Sen kendine dikkat et. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam Şenay abla. Sen olmasan ben ne yapardım? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Hoşça kal. Hadi bakalım Adnan Bey. Bir an önce şuradan gidelim de hesabımızı görelim artık seninle. Geç bile kaldık. Sen şimdi mışıl mışıl uyu. Ben seni uyandıracağım, sen hiç merak etme. Biz çoktan uyandık. Şimdi uyanma sırası sende. Ama uyandığında gözlerini öyle bir kabusla açacaksın ki.
Abi. Abi. Lavaboda mısın abi? Ne oluyor lan? Nereye kayboldu bu adam? Doktorlar tahlil için falan mı götürdü acaba? Adnan Bey nerede? Yok mu? İçeride olması lazım abi. Biz dışarı çıktığını görmedik. Lan ben sizi çay kahve için diye mi diktim buraya? Ben bir hemşireye soracağım. Belki tetkikler için falan götürmüş olabilirler. Siz de dağılıp hastanenin her yerini arayın. Aranmadık tek bir yer bırakmayın. Anladınız mı beni?